Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Elhamdülillah Endülüs'te İslam'ın bıraktığı izleri takip etme adına adım adım yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda da Medine-i Zehra'dayız ve önemli bir yerde önemli bazı mesajları duymak için inşallah buradayız. Kur'an'ımızın ifadesiyle gezin, dolaşın, yeryüzünde hem inkar edenlerin, hem küfredenlerin, hem yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün dediği ilahi fermanının bizatihi şahitleri olmak için buradayız. Tabi Kur'an bunu söylerken zaten iyi şeylerden mümin örnek alacaktır. Onu bildiği için sözü zayi etmez. Ama yanlışlardan da ibret alınması adına aslında bu uyarıda bulunur. Çünkü biz bazen ders almayı hep iyi şeylere bağlarız. Bu doğru bir şey değil. Kötülerden de yanlışlardan da ders alınabilir ki buna ait bazı izleri işte aslında anlamak için dolaşıyoruz. Daha birçok yere gideceğiz. Birçok şeyi de duymaya çalışacağız beraberce inşallah. Şimdi ben buraya sözü getirmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum size. Öncelikle belli şeyler zihnimizde biraz daha netleşirse en azından buraların mukayesesini, kıyasını daha güzel bir biçimde yapabiliriz. Aleyhissalatü vesselam efendimiz mutlak manada bizim örneğimiz ve modelimiz. Bir kere bunu çok iyi anlamamız lazım. Eğer biz bundan taviz verirsek ve bunu başka şeylere çevirmeye başlarsak, evet tevilin canı sağ olsun. Güzel güzel tevil ederiz yaptıklarımıza bir şekliyle meşruiyet adına da deliller buluruz, zeminler buluruz. Ondan sonra da o yanlışlar içerisinde bir ömür debelenir dururuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu sistem Medine'deki o İslam devleti en canlı bir biçimde şu anda önümüzde model olarak duruyor. Onun arkasından gelen ve asr-ı saadetin içerisine dahil olan dört raşit halife. Biz az da olsa Hazreti Hasan dönemini de ona ekleyebiliriz. Az da olsa Emevi valisi olmasına rağmen 5. Raşid halife diye ismi tarihe geçen Ömer İbni Abdülaziz'i de onun içerisine dahil edebiliriz. Bu 5 Raşid halifenin ve dönem içerisinde başkaları da var tabi ama özellikle bu 5 Raşid halifenin ortaya koyduğu sistemin adı imamet modelidir. Bu imamet modeli Yolda da söylediğim, başka yerlerde de söylediğim tevhid, adalet ve meşveret zeminine dayanır. Bunun ötesinde başka şeylere çok da tenezzül etmez, gerek duymaz. Çünkü buna güven duyar. Mesela nasıl güven duyar? Hazreti Ömer'in Hayatındaki birkaç şey hemen aklımıza geliyor. Benim aklıma geldiği gibi sizin de muhakkak aklınıza geliyor. Filistin'i almak için, Kudüs'ün anahtarlarını almak için ta Medine'den Kudüs'e gittiği zaman hemen ordu komutanı Ömer'in yanına geldi. Radıyallahu anh, ey emir el müminin dedi, şöyle biraz sizi, sizi farklı bir coşkuyla sokalım şehre, üzeriniz yolculuktan dolayı toz toprak içerisinde bineğinizi vermişsiniz yanınızdaki kölenize o bineğe binmişsiz yayan bir vaziyettesiniz size biraz farklı bir coşku kazandıralım öyle girelim şehre ki Kudüs'e bu girişimiz en azından insanlara İslam'ın gücünü temsil etsin o anda Hazreti Ömer öyle bir kızdı ki bu sözün sahibi olan sahabi efendimize siz demek ki Medine'den uzaklaştınız, Medine'den uzaklaştığınız gibi Medine ruhundan da uzaklaştınız. Allah Resulü bize bunları öğretmedi. Bize bir şey öğretti, şeref duyacağımız, izzet duyacağımız yegane şey İslam'dır. İslam'dan başka hiçbir şeye biz bu manada tenezzül etmeyiz deyip onların tekliflerini reddetti. Ve Hazreti Ömer üstü başı toprak içerisinde olan sırası geldiği için de kölesi Eslem'e, emanet ettiği bineğiyle yayan bir biçimde Kudüs'e girdi. Zaten insanlar onu gördüğü zaman özellikle rahipler falan vallahi kitaplarımızda anahtarları teslim edeceğimiz işte Müslümanların emiri odur diyerek gelip Hazreti Ömer'in avuçlarının içerisine anahtarı bıraktılar. Şimdi budur işte imamet modeli. Eğer biz bundan vazgeçersek, taviz verirsek başımıza nelerin geldiğini okuyup okuyup duruyoruz. Ders çıkarma adına zaten bunları tekrar ediyoruz. Hazreti Ömer'in orada koyduğu o ruh sonra orada yaptıkları sonraki sahabi efendilerimizin de hep koruduğu muhafaza ettiği bir şey oldu. Ama ne zaman ki Hazreti Ali'nin döneminden sonra bu saltanat dönemi başladı, bu saltanatın şatafatı gelip bize ulaştı. Ondan sonra da bizi zaten bir türlü bu manada Yakalarımızı düzeltemedik, ayağa kalkamadık. Biz bu saray kültürünü, saray şatafatını Şam'da Hazreti Muaviye ile birlikte tattık. O bir gerekçeyle bunu söylüyordu. Bizim düşmana karşı, Roma'ya karşı, Sasanilere karşı güçlü olmamız lazım. Güçlü gözükmemiz lazım. Devletteki ihtişam israf değildir. Bu daha sonralarda biliyorsunuz nice şeylere fetva oldu. Devlette de israf olmaz. Bunların çok daha farklı bir biçimde yapılması gerekir dendi. Ama bir Ebu Zer orada bir tarihi hakikati hatırlattı. Dedi ki eğer sen bu sarayı kendi paranla yapıyorsan bu bir israftır. Sen de bir müsrifsin. Eğer bunu milletin parasıyla yapıyorsan, Beytülmal'den yapıyorsan bu bir haramdır, bu bir ihanettir sen de bu ihaneti işleyen bir hainsin. Çok ağır sözlerdi bu sözler ama Hz. Ebu Zer, Allah Resulü'nün ifadesiyle yeryüzünde İsa'nın zühdüyle yürüyen birisiydi. İsa'nın zühdüyle yürüdüğü için o zahitliğin en önemli işaretini ortaya koyması gerekirdi. Bunları söyledi, bunları yaptı ve ondan sonraki süreçte nasıl bir noktaya geldi biliyorsunuz. Emevilerde başlayan o süreç şu ana kadar geldi. Ne yazık ki şu anda da halen bizim dünyamızda bazı şeyler istenilen oranda o Medine'deki ufka yaslanmış değil. Bu demek değil ki biz her şeyden vazgeçelim, gidip çadırlarda dolaşalım, çadırlarda yapalım. İşte miladi 6. asırda insanlar nasıl yaşıyorsa biz de aynı şekilde yaşayalım. Bu değil. Bunu hiç kimse söylemez. Ben de söylemem ama benim söylediğim asıl şey bu manada belli şeyleri biraz daha nebevi ufka yaslayarak anlamaya çalışmak. Şimdi bunu zemine bir koyalım. Hatırlayalım burayı Endülüs medeniyetinin 6 tane süreci vardı. İkinci süreç Emevi süreciydi. Tarık İbni Ziyad'ın buraya gelmesiyle başlayan valiler süreci yaklaşık 45 yıl sürecek. 45 yıl sonra Birinci Abdurrahman'ın, Abdurrahman İbni Muaviye'nin Kurtuba'ya gelmesiyle birlikte yeni bir süreç başlayacak ve bu başlangıç itibariyle başladığı tarihten 275 yıl sürecekti. Endülüs tarihinin en önemli zaman dilimidir ve bu 275 yıl bugün gezdiğimiz, dolaştığımız, duyduğumuz birçok tarihi hadisenin yaşanmasına zemin olan zaman dilimidir. Elbette öncesinde de sonrasında da tarihi durumlar var. Biz Endülüs Emevi Devleti'ni ikiye ayırmak durumundayız. Bir emirler dönemi bir de halifeler dönemi. 275 yıllık süreç iki basamakta aslında değerlendirilmeli. 8 tane emir, 9 tane de halife görüyoruz bu süreç içerisinde. Ancak 8. emir hem emirdir hem de ilk halifedir. İşte o buranın da sahibi olan 3. Abdurrahmandır. Hatasıyla sevabıyla meseleye baktığımız zaman biz 3. Abdurrahman dönemini Endülüs tarihinin en parlak dönemi olarak görüyoruz. Öyle ki istikrar sağlanmış, zenginlik artmış, halkta bir müthiş derecede bir huzur var. Böyle olduğu için ilmi anlamda çalışmalar ziyadesiyle fazlalaşmış. Yani tam da tarihteki ifadesiyle eyyamul arus gelin düğün günleri. O gün tam da bir düğün günlerini andıran günler yaşanıyor. O günlerde şöyle bir bilgi vereyim ki meseleyi anlayalım. Eyaletlerden gelen vergilerin miktarı 6 milyon 275 bin dinar. Bir yıllık vergi bu ve sadece bu eyaletlerden gelen vergi. 6 milyon 275 bin dinar biliyorsunuz dinar altın paradır. Dirhem ise günüş paradır. Bir dinar yaklaşık 4.14 gram altına denk geliyor buçuk ton altın ediyor. Bir yılda eyaletlerden toplanan vergi. İslam tarihinde zaman zaman biz şunları duyuyoruz. Zekat verilecek adam kalmadı. İşte o günler böyle bir günler. 3. Abdurrahman dönemi zekat verilecek kimselerin kalmadığı bir zaman. Toplanan vergiler fakir fukaraya dağıtılacak imkan bulamayınca ne yapalım sorusu başlanıyor sorulmaya. O gün Kurtuba camisi de biraz daha genişletilmiş. Kurtuba camisi genişletildiği için halifenin kullandığı kasır saray biraz daha küçülmüş. Devlet büyümüş imkanlar artmış. Saray orada küçüldüğü için yeni bir yer yapma ihtiyacı oluşmuş. İşte o zaman burasını 3. Abdurrahman Böyle bir devlet yönetim merkezi yapma adına yapıyor. Buraya Medinetü'z Zehra denmesi ise cariyesi olan hanımı Zehra'nın isminden dolayıdır. Bazen bazı kaynaklarda işin içerisine biraz böyle farklı magazin şeyleri katarlar. ya hanımı için yaptırmıştır, şudur budur. Bu doğru değil burayı asıl ihtiyaca binaen yaptırıyor. Ama hanımının ricası üzerine hanımının adını koyuyor. Medine Tüz Zehra diye isimlendiriyor. İnanılmaz derecede bir şehir kuruyor burada. Gezdik mesela biz kalıntılarını gezdik. Bilmiyorum aklınızdan hiç geçirdiniz mi? Mesela kaç kişi yaşamıştır bu şehirde? Bu bilgi var bizde. Tek tek buna ait kayıtları biz okuyoruz kaynaklarımızda sürekli burada yaşayan yani bizatihi şu gezdiğimiz bölümlerde yaşayan insan sayısı 20 bin civarında. 20 bin insanın konakladığı, gezdiği, dolaştığı bir yerden bahsediyoruz. Tabi ne kadarı şu anda korunuyor onu tam anlamıyla bilemiyoruz ama böyle bir şey var. Buranın inşaatına harcanan para o elde edilen 6, bin, 6 milyon 275 bin dinarın üçte biri yaklaşık 2 milyon küsürü ilk sene inşaatı için harcanıyor. Sonra da 300 bin dinar her yıl harcanarak inşaatı tamamlanmaya çalışıyor. Günde bin işçinin burada çalıştığı söylenir. Ve bu işçilerin başında da yine Müslüman bir mimar var, Müslüman bir mühendis var o bütün planlamalarını falan yapıyor. İnanılmaz derecede de güzel şeyleri var. Mesela buradaki kanalizasyon adına, su kanalları adına gerçekten o gün Avrupa'nın bile hayal edemediği oranda belli bir seviye yakalandığını biz bugün kayıtlarda okuyoruz. Işıklandırma, aydınlatma ayrı bir sistem. Ve burada özellikle eğitim, ilim noktasındaki şeyler de saatlerce konuşmamız gereken şeyler. Şimdi benim güzel kardeşlerim, her zaman Allah Ebu Zer'siz bırakmaz bu ümmeti. O günde bir Ebu Zer var, buranın inşaatı bitmiş, mescidinde ilk cuma namazı kılınacak. Mescidin imamı Münzir İbni Said isimli bir imam geçiyor hutbeye ve başlıyor orada ebuzerlik yapmaya. Bu işin israf olduğunu söylüyor. Üçüncü Abdurrahman önünde oturuyor. Üçüncü Abdurrahman'ın gözüne baka baka bunları söylüyor. Hemen o anda cami bir dalgalanıyor. Dalkavuklar her zaman var o günde var. Ortalığa büyük bir fitne yayıyorlar herhalde Münzir'in kafası gidecek falan diye düşünüyorlar. Özellikle de 3. Abdurrahman'ın oğlu olan 2. Hakem babasını daha fazla bu manada dolduruşa getiriyor. Eğer sen buna ceza vermezsen başkaları da bundan güç alır, başkaları da bizi eleştirir, şöyle yapar böyle yapar diye bu manada bazı şeyler söylüyor. Ancak 3. Abdurrahman Münzir bin Said'e hiçbir şey yapmıyor. Eğer diyor biz Bizi uyaracak insanları susturursak yarın yanlış yaptığımız zaman yanımızda bizi doğrultacak bir tane adam bulamayız. Allah senden ebeden razı olsun. İşte tam bir mümin ahlakıdır. Bir Müslümana layık bir biçimde ortaya konmuş bir kamettir. Böyle insanlara gerçekten ihtiyaç var. Acı da olsa hakikati söyleyecek dostların olması. Zaten dost budur. Dost Acı söyler ama acıyı da en güzel bir biçimde, tatlı bir biçimde söyler. Sadık Dost, bir insanın ahiretini düşünen sadık bir dost ancak bunu söyleyeceği için o gün 3. Abdurrahman da kendisine böyle bir uyarıyı yapan Münzir İbni Saide karşı herhangi bir şeyde bulunmaz. Burasının başlangıç tarihi ile bitiş tarihi noktasında yıllar alan bir inşaat süreci var. Ancak 40 yılda tamamlanan bu sarayda ne yazık ki 40 yıl oturulmadığını görüyoruz. Burada belki 20-25 yıl kullanım adına bir canlılık var. Sonra yeni gelen halife devletin merkezini yeniden Kurtuba'ya taşıdığı için burası atıl duruma düştü. O kadar para, o kadar masraf, o kadar zaman ama ne yazık ki bu kadarlık bir kullanıma tabi tutuluyor. Ondan sonra da böyle bir durum söz konusu oluyor. Ve burası daha sonra boş kaldığı için, sıkıntılara uğradığı için aradan az bir zaman geçtiği zaman da berberilerin isyanında yağmalanıyor. Değerli, kıymetli ne kadar eşya varsa buradan alınıyor, kapılar sökülüyor, bazı sütünler alınıyor, götürülüyor, başka inşaatlarda kullanılıyor derken o kadarlık bir sürecin arkasından gelinen noktada berberilerin o ayaklanmasından neticelenen durumdan da ortaya çıkan neticeyle de burası tarihte çok fazla kullanılmayan bir yer olarak onlara kalıyor. Ve 1900'lü yılların başında da restorasyon çalışmaları başlayarak bu hale geliyor ama halen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir hususa daha dikkatlerinizi çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Berberiler aslen Müslüman, Müslüman olduklarını ikrar ediyorlar ama neler yaptıklarını biz tarihte okuyoruz. Mesela İslam tarihiyle ilgili olanlar Berberilerin ismini bir de tarihe Harre olayları diye geçen Medine'deki hadiselerden de duyacaklar. Bu insanlar niye böyle şeyler yapıyorlar? Neden taş üstünde taş bırakmayacak bir şekilde insanlara zulmediyorlar, şehirleri yağmalıyorlar? Böyle bir şey yapmaları onların nasıl değerlendirileceği noktasında bir hususa bizi götürmeli. Hazreti Ömer'den bahis saçtım yine ondan bir örnek vereyim size. Hazreti Ömer Mısır fethini yapmak için Amr İbni As izin istediği zaman biliyorsunuz seferler devam ediyor. Ve o seferler daha tamamlamadan Amr bin As bir mektup yazarak Mısır için izin istiyor. Hazreti Ömer'de bir mektup gönderiyor. Benim mektubum senin eline nerede ulaşırsa eğer halen Mısır'a girmedinse orada dur ve sakın ileriye gitme. Amr İbni As Hazreti Ömer'i çok iyi tanıdığı için mektup ona ulaştığı zaman Mısır'a halen girmemiştir. Ama mektubu açıp okumuyor. Ne zaman Mısır fethi tamamlanıyor? Sonra mektubu açıyor, okuyor. E biz artık girdik diyor, yapacak bir şey yok. Şimdi orada Hazreti Ömer'in aslında yapmak istediği tam da nebevi ufuk dediğimiz şey. Hazreti Ömer şunu öğrenmiş. Asıl olan toprakların fethi değil, gönüllerin fethidir. Eğer siz fethettiğiniz topraklarda insanları İslam'la buluşturmadığınız zaman dünyanın tamamı Müslüman olmuş gibi bir görüntü verip sadece ve sadece toprak fethine meseleyi indirgeyip anladığınız zaman nasıl bu işi yapacaksınız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı yerleri fethetti oralara yeni valiler bile atamadı. İşte Bahreyn krallığını Melikini yine görevinde bıraktı. Neden? Çünkü nebevi siyasette, siyasette iktidar önceliği yoktur. Nebevi siyasetin temelinde yatan şey ıslahdır. İnsanların ıslahını merkeze alan bir siyasettir aslında nebevi siyaset. Böyle olduğu için de Hazreti Ömer Allah Resulü'nden bunu öğrendiği için ya biz topraklarını fethedeceğiz Mısır dediğiniz koca bir medeniyet. Bu medeniyetin binlerce insanı var. Bu insanları biz nasıl eğiteceğiz? Nasıl bu insanlara İslam'ı öğreteceğiz? Nasıl bu insanların gönüllerine İslam'ı tam anlamıyla koyacağız diye bir endişe taşıyordu. Onun için acele etmeye gerek yok. Adım adım İnsan merkezli bir fetih anlayışı yürüterek, toprak merkezli bir fetih anlayışı değil, iktidar merkezli bir fetih anlayışı değil, insan merkezli bir fetih anlayışını temele koyarak adım adım çıtayı yükseltme adına bir ızdırapla inliyordu. Ama olmadı. Sonra Mısır'dan ne sıkıntılar çektiğimizi de biz İslam tarihinden okuyoruz. Aynı şey Berberiler için de geçerli. Bu insanlar kitleler halinde Müslüman oldular. Ama çoğunluğu İslam'ın ne demek olduğunu işin bidayetinde anlamamıştı. Berberiler içerisinde çok iyi alimler, komutanlar var. Tarık İbn Ziyad da bir berberidir aslında. Ama onun gibi olanlar olduğu gibi meselenin özünü kavrayamamış insanlar da vardı. O işin özünü kavramayan insanlar da sonraki süreçte ne yazık ki zarar verdiler kendileri de zarara uğradılar. İslam'ın adına da leke sürecek bazı adımlar attılar ve Müslümanlara hiç yakışmayacak şehirleri yağmalama, namuslara el uzatma ya da farklı bir biçimde hırsızlık yapma, değişik bir biçimde ahlaki zafiyetler gösterme. Bütün bunlar İslam'ın o eğitim sisteminden mahrum oldukları için ortaya çıktı. Dolayısıyla biz Endülüs'teki olan biteni bir de bu nazarla da değerlendirmek değerlendirmemiz lazım. Bir tanesini başa geçirelim. O aşağıya doğru hepsini zaten bir şekilde inşa edecektir, düzeltecektir. Böyle bir şey yok. Bizdeki sistem alttan yukarıya doğrudur. Nasılsanız öyle idare olunursunuz diyen bir nebevi buyruk var önümüzde. Eğer biz tebayı iyiliğe davet edip iyilik noktasında belli bir kaliteye vardırmazsak, eğer biz insanların kalitesini arttırmazsak, insanlardaki şahsiyet zafiyetlerini gidermezsek, insanlarda var olan bazı eksiklikleri ve noksanlıkları tam anlamıyla tamamlayamazsak Bizim tepeden bu işleri yapabilmemizin çok da imkanı yok. Şeklen bazı şeyler yapılabilir. Siyaseten güçlü olduğumuz zamanlarda o gücümüzden dolayı susturabiliriz, korkutabiliriz, bastırabiliriz. Bazı şeyler oluyormuş gibi yapabiliriz ama en ufak bir imtihanla karşı karşıya kaldığımız zaman iş aslına rücu eder. Aslına rücu ettiği zaman da ortaya çıkan tablo pek de bizi sevindiren bir tablo olmaz. Onun için ne yapıp yapıp Bizim bu manada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o insan merkezli fetih anlayışını yeniden anlayıp onun üzerinde çalışmalar yapıp onun üzerinde gayret içerisinde olmak durumundayız. Eğer biz bunu becerebilirsek inanın ki yeni endülüsler, endülüs medeniyetleri oluşturmamız hayal değil. Eğer bunu beceremezsek coğrafyalarımızın bazılarının, Yeniden Endülüs'ün akıbetini yaşaması da inanın ki hayal değil. Dün işte bir şekliyle mevzu bahis olduğu Doğu Türkistan inanın ki yeniden yaşayabiliriz. Yeniden yaşayabiliriz Arakan'da, bizim geldiğimiz topraklarda da yaşama adına neler dayatıldı bize. Yeniden olmaz diye bir şey yok. Allah korusun bir kez daha Anadolu'da yeni bir rekonkistalara mahkum olabilir. Yeniden içten fetihlerle karşı karşıya kalabilir. Eğer biz bazı şeylerin tam anlamıyla kıymetini, kadrini bilmezsek. Allah kadrini ve kıymetini bilenlerden etsin. En başta da bizi İslam'ın kadro kıymetini bilenlerden eylesin. Ona ait de bir şey söyleyeyim de sözümü öyle bitireyim. Şöyle taşı, sütunları görünce okuduğum şeylerden Aklım bir anda öyle bir manzaraya gitti. Biliyorsunuz İran'ın en büyük imparatorluğu Sasani İmparatorluğu'ydu. O Sasani İmparatorluğu Kadisiye ile birlikte yerle bir oldu ve İslam medeniyeti bambaşka bir biçimde o coğrafyalara intikal etti. Sasani İmparatorluğu'nun o günkü imparatoru Yezdicert Müslümanlar tarafından gelen heyetle konuşuyor. Konuşma adına bir şeyler yapılınca aynen işte biraz önce söylediğimiz mantıkla çok farklı bir salonda ihtişamın, gücün farklı bir biçimde yansıtılacağı bir zeminde o konuşmayı yapıyor. Numan bin Mukarrin 14 kişilik Müslüman heyetinin başkanı ve Yezdicer soruyor bunlara. Siz neye geldiniz buraya? Numan bin Mukarrin şöyle bir cevap veriyor. Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizi dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Biz sizi dünyanın darlığından kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Bunları söyleyen zat büyük bir imparatora bunları söylüyor. Ve bunu söylerken de o kadar bir güvenle, özgüvenle söylüyor ki, Yezdicert bir sarsılıyor. Aslında buna ait sözler birkaç gün öncesinde Ribi İbni Amr tarafından Sasani'lerin genel ordu komutanı olan Rüstemizala söylenmişti. Ama şimdi aynı sözleri Numan bin Mukarrin onun da hükümdarı olan Melike olan Yezdicer'de söylüyor. Adam bir sarsılıyor diyor ki, "Ya siz Düne kadar bizim tenezzül etmediği konuşmaya tenezzül etmediğimiz adamlardınız. Biz sizinle konuşmazdık. Uç beylerimize söylerdik. Onlar da asalarıyla sizi yönetirlerdi. Şimdi kalkmışsınız bizim karşımızda bize bir, bu manada bir şeyler söylüyorsunuz. Siz kimsiniz ki biz sizi muhatap alalım? Siz daha düne kadar taşlara, toprağa tapan adamlardınız. Daha düne kadar kız çocuklarınızı gömen adamlardınız. Daha düne kadar şunu şunu yapan adamlardınız deyip saatlerce başlıyor anlatmaya bir şeyler. Sözü bitiyor Numan bin Mukarrin çok rahat şunu söylüyor. Ey kral diyor. Vallahi dediğin gibiydik biz düne kadar. Hatta daha da ötesi. Ama Allah bizim içimizden bir peygamber gönderdi. O bize bir şey öğretti. Allah'a kul olan başka hiçbir şeye kul olmaz. Eğer Allah'a kul olursanız kulluk yaptığınız her şeyi ayaklar altına alırsınız. Bize bunu öğretti o peygamber. İşte biz öğrettiğimiz bu şey öğrendiğimiz bu şeylere sizi davet ediyoruz tabii konuşmalar uzuyor. O zaman sahneye Amr İbn Asım İbn Amr çıkıyor. Farklı şeyler söylüyor. Onlar için ayrı bir boyut ama özellikle orada Numan bin Mukarrin'in söylediği o sözler İslam'dan başka şeref yok. En büyük şeref imandır. Biz bunu anladığımız zaman başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Rol yapmaya ihtiyaç duymayacağız. Maske tak takmaya ihtiyaç duymayacağız. Ona buna hava atmaya ihtiyaç duymayacağız. İslam'ın bunlara ihtiyacı yok. İslam'ın tebliği asla bu tarz şeyleri kaldırmaz. Tebliğ dediğiniz şey rol yaparak olacak şey değildir. Söyledik bir daha söyleyelim. Bu din eşittir sadelik dinidir. Aynı şey davetinde de geçerlidir. Davetinde de sadeliği esas alarak insanlara İslam'ı söyler. Zaten biz değiliz insanlara İslam'ı ulaştıran. Biz sadece vesileyiz. Eğer onlar hak ederse Allah onların kalplerini açacaktır. Yüreklerini açacaktır. Onları da İslam'la tanıştıracaktır. İnşallah bu mesaj anlayanlardan olalım. Anlayarak adım atanlardan olalım. Gezdiğimiz şu toprakları da, daha sonra varacağımız yerleri de hep bu bilinçle inşallah anlamaya çalışalım ki gerçek manada istifade edenlerden olalım. Cenab-ı Hak hepimizin istifadesini arttırsın. Elhamdülillahi rabbil alemin. Başta 3. Abdurrahman olmak üzere bütün salihlerin, sadıkların ruhuna Söz, son sözümüz bir fatiha olsun. El fatiha.